Adım Ömer Kahveci, yüksek mimarım. Kendi firmamla 93 yılından bu yana iş hayatındayım. Ağırlıklı olarak çevre projeleriyle ilgilenmekteyiz. 93 yılında ilk işimin ilk teminat mektubunu İş Bankası'ndan almıştım. Şimdi bugün de yine İş Bankası tıbbi atıkların sterilizasyonu ile ilgili yapmış olduğumuz bir projede bize katkı sundu. Ve o proje sayesinde şu anda Kırklareli bölgesinde tıbbi atıkların sterilizasyonunu yapmaktayız. Kullanmış olduğumuz çevre kredisi ile birlikte Lüleburgaz'da Kırklareli ve Trakya'nın en büyük olan, en büyük kapasiteli tıbbi atık sterilizasyon tesisini kurduk. Bu sayede bu tesiste çeşitli sağlık kuruluşlarında, fabrikalarda, meslehanelerde ve çiftliklerde oluşan tıbbi atıkları ve aynı zamanda çevreye çok ciddi tehlikeler olan tıbbi atıkları toplayarak sterilize etme imkanımız oluyor ve burada topladığımız atıkları sterilize edildikten sonra çeşitli düzenli depolama sahalarında bertaraf edebiliyoruz. Bunun dışında yaptığımız yine birçok depozito sistemiyle alakalı çalışmalar yapmaktayız. Geri dönüşümle ilgili çalışmalar yapmaktayız. Biz bu sene 30. yılını kutlayacak olan bir firmayız. Ağırlıklı olarak inşaat alanında faaliyet göstermekle beraber son 20 yıldır da hizmet sektöründe faaliyet göstermekteyiz. Bu faaliyetimizin en önemli kollarından biri de çöp toplama. Çöp toplamanın şehir bazlı temizliğinin yapılması, park bahçe bakım işlerinin yapılması ve bütün bunlarla beraber de yine altyapıyla ilgili olarak kanalizasyon sistemlerinin yenilenmesi, görüntülenmesi, bunların özel araçlarla tıkalı kanalların açılması işlemlerini yapmaktayız. Türkiye'de çevreyle ilgili yapılması gereken bir sürü iş var ve bütün bunların hepsi Türkiye ekonomisine çok büyük katkı sağlayacak. Biz bu çalışmayla beraber hem ilk işimizin ilk teminat mektubunu almaktan dolayı hem de bu çevreyle ilgili konuda bize destek verdiği için İş Bankası benim bankam. Türkiye'de maalesef henüz depozito sistemi başta olmak üzere geri dönüşüm sisteminin çok yaygın kullanılmıyor olması ülkenin çok büyük bir ekonomik kaybı olduğunu gördük ve bu konuda aşağı yukarı yaklaşık 15 yıldır faaliyet gösteriyoruz. Çevre konusu önümüzdeki 100 yılın konusu olacak ve herkesi çevre konusunda çalışmaya, bir şeyler yapmaya, bir şeyler üretmeye, bir yerlerinden tutmaya davet ediyoruz.